Arkadaşlar merhaba. Bu örneğimizde Python'da bir liste içerisinde sayılar bulunan bir liste oluşturup bu liste içindeki sayıların toplamını döngü kullanarak nasıl toplayabiliriz bunu göstereceğim. Evet, listemizi for döngüsü kullanarak tek tek kullanıcıya girdirme ile ilgili daha önceden bir video çekmiştik. Diğer örneklerimizi incelerseniz bunu görebilirsiniz. Bu örneğimizde ben listeye ek olarak ekleme yapacağım. Yani sayıları elle manuel bir şekilde programatik olarak gireceğim. Şöyle hemen 10, 20, 30, 40, 50 şeklinde sayılarımızı girelim. Çünkü bunu arttırsak da azaltsak da bu sayıları adet olarak fark etmeyecek. Programımız çalışacaktır. Programın sonunda bunun da denemesini yaparız. Şimdi buradaki listede bulunan sayıları nasıl toplayabiliriz? Bunu göreceğiz. Öncelikli olarak toplam isminde bir değişken oluşturalım. Bu toplamları tutmak için ve ilk değeri de sıfır olsun bunun. Şimdi döngü kullanarak liste elemanlarını tek tek dolaşmak istiyorum. Bunun için şunu yapabiliriz. For döngüsüyle for sayı in liste dediğimiz zaman arkadaşlar burada sayı değişkeni liste içerisinde dolaşarak bu değerleri alacaktır. Her dönüşünde bir sayı değerini alacak demektir. Şimdi biz bu sayı değerlerini toplam değişkenin içerisine aktarmak istiyoruz. Bu toplam değişkenine eklemek istiyoruz. Bunun için de birkaç farklı şekilde yazabiliriz komutu. Toplam artı eşittir sayı ya da şöyle yapalım. Hashtag kullanarak kod olmadığını belirtebiliyorduk. Şunu yazabiliriz. Toplam eşittir. Toplam artı sayı şeklinde kod satırımızı yazabiliriz bununla ilgili. Bu ikisi aynı anlama geliyor. Evet, şu an programımıza baktığımız zaman döngümüz tek tek liste içerisine dolaşarak toplam değişkenin içerisine toplayarak gidecek ve sonucunda bu değişkenin içerisinde dizideki tüm sayıların toplamı olacak. Bunu da ekranda yazdıralım ve kontrolümüzü yapalım. Şöyle dizi elemanlarının toplamı diyeceğim. Evet, burada virgül deyip toplam değişkenimin içerisini göstersin bana. Ve kontrolümüzü yapalım hemen. Şöyle 30, 60, 100, 150 çıkması gerekiyor. Evet, dizi elemanlarının toplamı 150. Evet, ben buradaki diziye ekleme yaparsam, yani eleman eklemesi yaparsam, virgül 100, işte virgül 80, yine düzgün bir şekilde çalışacaktır. Mesela şu an 390 olarak verdi ve örneğimizi bu şekilde tamamlamış olduk.